Evet arkadaşlar, bakın bu da 3 ay önce beraber yapmış olduğumuz 2 yaşındaki deli eriğe papaz aşısı. Yarma aşı uygulamıştık bundan. Yarma aşının sonucunu görüyorsunuz. Son derece güzel bir şekilde patlamış. Bu da bu sene ortalama 80-90 santime kadar uzayacaktır. Yine arkadaşlar, anacın dibinde varsa sürgünlerin mutlaka alınmasında fayda olacaktır. Aksi takdirde arkadaşlar, az önce bahsetmiş olduğum diğer aşılardaki gibi bunlarda da arkadaşlar zayiat olabilir. Kesinlikle bakın, şuradan tabandan yukarı kadar olan kısımları kontrol edin. Şu bizim kalemimiz, yarma aşıda kullandığımız papaz eriği. Şuraların dikkat edilmesinde fayda var. Yarma aşı uygulamıştık bunu arkadaşlar. Şimdi Haziran sonu, Temmuz başında aynı şekilde arkadaşlar biraz daha canlansın. Yine buradan falçatayla bir çizik atacağım. Çok derin olmayan bir çizik. Sadece bu siyah bant ayrılsın. Kesinlikle sökmeyin arkadaşlar. Kuruyabilir. Yıl sonuna kadar kaynama devam edecektir. Ağustos sonuna kadar arkadaşlar. O yüzden kesinlikle ellemeyin, oynatmayın. Sadece bir çizik atsanız yeter. Çünkü alt kısım gelişecektir. Alt kısım gelişince buradaki bant bunu sıkacaktır arkadaşlar. O yüzden büyü yapmış olduğumuz kalem de boğulabilir. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar falçataya da bir çizik atılmasında fayda var. Bakın gördüğünüz gibi üç göz yaptık. Üç gözün her tarafından mükemmel bir şekilde patlamış. Bir şöyle bir 15-20 gün daha bunu kontrol ettikten sonra arkadaşlar bunların sağlıklı sürgünlerini bırakmayı düşünüyoruz. Bakın şu üstteki iki sürgün çok güzel gidiyor. Alttakiler de son derece iyiler. Bakın 3 göz bıraktık ama ortalama şunlardan 3 tane, bir gözden 3 tane patlamış. Erikler böyle yapabiliyor arkadaşlar. Bir gözden 3 sürgün verebiliyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3 tane. Bazılarında 2 tane. Bunların hepsini besleyemez. O yüzden Haziran sonu arkadaşlar. Yani şimdi Mayıs'ın 18'i bugün. Mayıs sonu, Haziran başı bunların gelişimleri kontrol edilerek bazı arkadaşlar sürgünler alınabilir. Mesela şunu alalım. Biraz cılızdı zaten. Üsttekiler kalsın. Bir 10 gün sonra da diğerlerini kontrol ederek alabiliriz. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar 2 yaşındaki aşısız eriğe papaz eriğin aşılanma videosuydu.